O yüzden bence buralarda toplumun %10'luk kesimi tamam öyle, ama bir de %90, hadi %80'e düşürelim bunu, biraz da %10 liberalleri vesaire çıkaralım oradan, %80'e düşürelim. %80'in de duygularını anlamaya çalışmak ve orada yani o dengeyi bulabilmek gerekiyor. Şimdi %50+1 denilen sistem hepimizi maalesef farklı farklı yerlere itti. Partileri kimliksiz bırakmış durumda. Hiç kimse kendi ideolojisini ve kendi çizgisini savunabilecek durumda değil. Yani şimdi biraz önce Nagihan Alçı dedi ki kutuplaşma, Türkiye'de işte o Karadeniz gezisini bahsetti vesaire. Türkiye son 20 yıllık pratiğinde 2005'lerden sonra çok ciddi bir şekilde kutuplaşmış durumda zaten. Türk yargısının geldiği nokta bugün yaşadığı bir siyasallaşma değil ki. 2006-2007'de başlayan süreçlerle birlikte Türk yargısı Zekeriya Özel'e teslim edildi. O 2010 referandumuyla Fethullahçılara teslim edildi. AKP tarafından ve liberaller tarafından. Arkasından da 2016'dan sonra da daha çok başka grupların, cemaatlerin vesairelerin. Yani biz şimdi düşünsenize, yargıda konuşurken, seçimler olurken şu grup, şu grup, şu grup, şu grup diye bahsediyoruz bu ülkede. Böyle bir yargı olabilir mi ya? Yargı tektir. Yani kanunlar vardır, kitap vardır, onun üzerine. Ama biz şu anda neden bahsediyoruz hep? İşte şu Hak Yol grubu var, şu Menzil grubu var, Atatürkçüler şurada, Sosyal Demokratlar burada, Milliyetçi. Yargıda böyle bir şey olabilir mi? Avukatlar burada, herkes karar çıkar. Kabul edilemez orada. Olması kabul ve tahayyül dahi edilemez. Bu neden oldu ama? Hayır, bu neden oldu? Yargıda birlik platformunu kurmak zorunda kaldı insanlar. Çünkü o Fethullah'a karşı bir direniş oluşmuştu. Fakat bundan sonrasında da yargının siyasallaşması yok mu? Var. Şimdi biraz önce örnek verdiği Hasan Bey'in afişler meselesi en basit mesele. 128 milyar dolar nerede afişleri bir gecede vinçlerle indirildi bu ülkede. Ne var? CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisinin afişi dursun orada. Zaten sen o afişleri vinçlerle indirmesen bir günde unutulup bitecek. Aynen, zaten bir günde indiriyorlar. İki, Escobar. Kime olduğu belli olmayan, üzerine bile alınmayacaksın. Açılacak gidecek. Üç, Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili. AKP'li ki tartışılması ve üzerinde tepinilmesi gereken bir olay. Yolsuzluk ne varsa üzerinden duracağız diyen bir iktidardan bahsediyoruz. Bu afiş de indirildi. Bu afiş indirildiyse bu afişlerin de burada bu şekilde özgür bir şekilde ve bir korsan bir şekilde durması büyük bir sıkıntı yaratıyor. Yani burada biz siyasallaşmış yargı cümlesini bence görmek zorundayız. Çünkü yaşıyoruz. Pratikte yaşıyoruz bunu. Gülşen'in tutuklanması. Ya tutuklanır mı orada bir şarkıcı çıkmış bir cümle kurmuş 5 ay önce. Yaptığı bir espri. Ya espri vesaire. Yani doğru da değil. Kabul de edilemez. Bakın, yani çok, bence çok de. Çok nacizane bu, çok bak bugün ben tam 4-5 kişilik bir hakim grubundaydım Erdoğan Bey. O kadar zor durumdalar ki. Ülkücüsü var. Sosyal demokratı var. Tamam. Daha farklı düşüneni de var. O grupta ben de varım. Ya döndüler dediler ki çıkıp akşamları ekranlarda büyük büyük kelamlar ediyorsunuz. Biz sabah duruşmaya giriyoruz. Ve bizim önümüze gelen her dosyada hakim önündeki karardan imtina edilir mi? Üstad burada, CMK 32 ilgili maddeler hariç. Hayır, karar vermekte mükellef. Ya bizim irademizin üzerine ipotek koyuyorsunuz diyor devletin hakimleri. Biz bunu yapıyoruz. Hüküm veriyoruz. Eğer biz bu ekranlarda yargı siyasal, yargı siyasal, yargı siyasal dersek yarın sabah ben duruşmaya gireceğim. Peki ben size CMK'ya bir örnek vereceğim. Bir şey pardon. Bakın, bak. Cübbe oradaki her türlü dünya görüşünü, fikriyatı ve ideolojiyi örtmekle mükelleftir. Eğer biz buna inanmıyorsak, bakın Ersan Hoca'nın bir lafı var. Kapatalım diyor mahkemeleri. Gidelim, bir ara Collina vardı, İtalyan hakem. Onu getirelim, o yönetsin Türkiye'deki maçları. O zaman biz yurt dışından Erdoğan Bey, bu konuda hakim getirelim. Sen birkaç şey söyleyelim. Bu çok tehlikeli bir nokta. Bir cümle ekleyeceğim, bir cümle ekleyeceğim sonrası. Bugün 82 yaşında, 85 yaşında 13 general öldürülüyor cezaevinde. Bakın bugün ben Çetin Doğan'la ilgili bir yazı kalem aldım. Yarınki. Hayır, bugün de çıktı. Yarın da devam ediyorum buna. Bir doktor, heyet, başhekim yardımcısı hayati riski var ama içeride de dışarıda da aynı riski taşıyacaktır diye bir cümle kurarak Çetin Doğan'ın kardiyoloji bölümünde ya böyle yaşayabilir. Kır kap atar, dil altlarıyla yaşar. Bir şey olmaz. Aynı dışarıda da aynıdır, içeride de aynıdır diyerek karar verip İnfazı burada devam etmelidir raporu sunuyor. Ya sus, şimdi biz bunu bağlı mıyız? Şimdi neden? Hayır, işte. Bunun adı da hala o intikam hukuku işte.
Peki. Müsaade. O zaman hekimlerimiz de siyasallaştı. Sevgili Cem. Ama öyle olmadı mı sizce? Ama ne oldu Türkiye o zaman? Ama olmadı mı? Sanatçılar siyasallaştı. Futbolcular siyasallaştı. Yargı siyasallaştı. Hekimler siyasallaştı. Biz bırakalım o zaman bu ülkeyi. Ne yapacağız? Sanatçının siyasallaşmasına nasıl bir sorun var? Hayır. Bakın, İstediğini yapsın kıymetli sanatçı. Kıymetli Erdoğan Bey, bu benim meşru gördüğüm bir husus değil. Toplum diyor ki bir kısım sanatçı burada, bir kısım müellif münevver burada, bir kısım aydın burada. Yani artık öyle bir biz kaotik yapıya döndük ki herkes kendinden olanı meşru görüp taltif ediyor. Diğer tarafı da telin ediyor, lanetliyor. Peki. Tehlikeli olan ama bu. Sanatçılar siyasallaşabilir. Yani bu yurt ben dışında batıda da öyle. Hekimler de siyasallaşabilir. Futbolcular da siyasallaşabilir. Yani, hakimin Trump hakkında söylediklerini düşünün. Hakimin savcının bir ideolojisi yok mu? Gidip rey vermiyor mu? Önemli ama olan bu. Başka. Bravo. Verdiği Amerika karara yansıyor mu? Önemli olan yazdığı yeri ifade edebilir. Buradan müsaade edersen alacağım. Orada bütün hikaye. Ama çok önemli bir hikaye bu. Yani hakimlerin maaş, terfi, tayin, özlük tüm bu işlerinden Türkiye'de bir tek kurul ve Türkiye'deki bütün hukuksuzluklarda ben dönüp oraya bakarım. Günah orada. Bakın az önce Gülşen mevzundan bahsettiniz değil mi? Herhalde bir tane hukukçu yoktur ki oradaki gözaltı kararına, hele oradaki tutuklama kararına ilişkin doğru olarak görsün. Bunun hukuki olduğunu söylediniz. Hangi mi söyledin? Hakim ve Savcılar Kurulu üyeleri bunu bilmiyor mu? Bu yeni bir hikaye mi? Bundan 10 yıl önce Cumhuriyet'in başyazarı ve rahmetli İlhan Selçuk'u sabah 5'te evinden almadılar mı? Bunu Fethullahçılar getirdi. Bakın o sabah 5'te gözaltı kararı veren savcıya, hakim ve savcılar kararı, o gün İlhan Selçuk, bugün Gülşen, o hukuksuz olduğu aşikar olan kararı veren savcıya bir disiplin soruşturması açtığında hakim ve savcılar kurulu ve bütün savcılara mesajları. Siyasetin değil, bir kere ya, hukukun var. Peşinden gidin, onu izleyin. Tam tersine hakim ve savcılar kurulunu yaptıkları ve yapmadıklarıyla bu ülkede yargının siyasallaşmasına, hele ki siyasi iktidar tarafından adeta muhaliflere yönelik bir kırbaç olarak kullanılmasına imkan olanak sağladı. Bunu teşvik ettiği için şiddetle eleştiriyorum. Seçimden sonraki iktidar düzeninde ne yaparsak yapalım, şu an 13 üyeden oluşan 10'unu siyasetin seçtiği HSK'yı tamamıyla önce yürütmenin, hatta bana göre yasamanın da kontrol ve yetki alanından çıkartıp yalnızca yargıç ve savcılara bırakmak gerekir. Böyle bir düzeni inşa edersek bu problemi çözeceğiz. 1961 anayasası döneminde bunu çözdük. 3 tane. Orada muhalefetin büyük hatasıdır. 10 tanesinde iktidar seçiyor. 3 tanesini muhalefet. Siz oraya birisini gönderdiğinizde bu hukuksuz düzeni meşrulaştırmış ediyorsunuz. Bıraksana kuraya. Nasıl yapıyorsunuz? Göreyim hadi kuraya. 61 anayasası dönemindeki sisteme dönülmeli. İkisi birbirinden ayrılmalı. Hakimler kurulunu hakimler, savcılar kurulunu savcılar seçmeli. Bunu yaptığımız çok teknik bir konu. Başarıya ulaşıyoruz. Aksi takdirde hukukun siyasallaşmasının önüne geçemeyiz. Bir de yani son dönemde o kadar çok en hukuka aykırı soruşturmaları açan, en hukuka aykırı işlemleri yapan adamı bir gün bile Yargıtay üyesi olmamasına rağmen Yargıtay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyesi yaptınız. Ya redda hakim bu kadar çürüyebilir mi bir düzen? Yani HDP'nin yaptığı redda hakim dilekçesini gerekçesini yazıyorsun Hasan Üstad, yapma ya. Devam ediyorum. İstanbul Başsavcısı bunu HDP yapar, başkası yapar. Hiç umurumda yapmayın değil. Yapmayın bunu ya. Hukuka aykırı işlem yapan insanı Anayasa Mahkemesi nasıl seçilmiş? Evet, seçildi. Kim tarafından seçildi? Yargıtay üyeleri tarafından seçildi. Yargıtay'da ne kadar görev yaptı? Siz gittiniz. Biz o bu kuralı niye getirdik zamanında? Yargıtay'ın en iyi, en nitelikli, en kapsamlı, en iyi hakimleri Anayasa Mahkemesi'ne gitsin diye getirdik. Bir gün bile Yargıtay'da görev yapmayan adamı aldı oraya götürdüler. Olmaz. Tamam ama biz kesinlikle hukuksuz soruşturmalar. Defalarca Anayasa Mahkemesi onun yaptığı soruşturmalara ihlal kararı verdi. Şimdi o kontrol tutuyorsun. HDP'nin hakim gerekçesi. Allah aşkına. Şu an beni HDP falan ilgilendirmiyor. Ben hukukun kuruyorsun. Tarafındayım. Siz ben hukukun tarafındayım. Hukukun tarafındaysanız biz hiç Cem hiç görme. Bak çok açık ve net söylüyorum. Ben hayatımda görmediğim Yargıtay ama bak bir gün bile Yargıtay üyeliği yapmayan bir kişi Yargıtay kontenjanından Anayasa Mahkemesi'ne seçilemez. Yok seçilemez. Bu işte senin nasıl siyasetin denetimi altında, nasıl onun tahakkümü altında ezildiğini yargının bir göstergesi. Hocam 30 tane hakim Yargıtay üyesi dahi olmamış. Yargıtay'da tek bir dosya bakmamış adam. Nasıl Yargıtay kontenjanından Anayasa Mahkemesi'ne seçilmiş? Allah aşkına bu sen savunma ya. Hasan'sın. Ya bir hukukçu bunu nasıl savunur? Yargıtay üyeleri seçti. Ben savunurlar. Buyurun.